Evet, değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde RxJS kütüphanesinin kavramlarına devam ediyoruz. Sıradaki kavramımız scheduler kavramı. Gelin nedir, ne değildir inceleyelim. Arkadaşlar scheduler adı üzerinde zamanlayıcı bir yapılanma. Dolayısıyla bir aboneliğin ne zaman başlayacağını ve verinin ne zaman observer dediğimiz fonksiyonlara iletileceğini kontrol eden bir nesnedir scheduler. Dolayısıyla bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani burada bir aboneliğin ne zaman başlayacağından kasıt bir akış var. Yani bir observable nesnesi var. Bu observable nesnesine bir subscribe, bir observer tarafından subscribe olunduğunda normalde akıştaki datalar direkt observerlara aktarılacaktır. İşte bunu ne zaman aktarılacağını, ne kadar zaman sonra aktarılacağını vesaire araya bir zamanlayıcı koymak istiyorsanız scheduler'ı kullanabilirsiniz. Tabi scheduler dediğimiz yapılanmayı anlayabilmek için gerçek operasyonlarda çalışmak gerekecek. Burada ben şöyle bir teoriden bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Amacımız direkt RxJS kütüphanesinin operatörlerine kavuşabilmek, onları ele alabilmek. Haliyle burada çok fazla durmayacağım arkadaşlar ama gene bir kodlama üzerinden örneklendirme yapıyor olacağız. Tamam. Şimdi öncelikle bir scheduler dediğimiz yapılanmanın bileşenlerini inceleyelim. 3 bileşenden oluşuyor. Bu bileşenlerden ilki Execution Context dediğimiz bileşen, görevin nerede ve ne zaman çalışacağını gösteren bir bileşendir. Execution Policy dediğimiz bileşen ise belirli politikalara göre görevlerin nasıl saklanacağı ve hangi sırayla alınacağından sorumlu olan bir bileşendir. Yani bildiğiniz politika oluşturuyoruz burada. Ve sonucu olarak arkadaşlar Clock bileşeni. Bu da şimdi Scheduler dediğimiz yapılanma observerlara bilgiyi ne zaman ulaştıracağını kendi içerisindeki now fonksiyonu üzerinden tutmaktadır. Dolayısıyla now fonksiyonu sanal olarak mevcut zamanın bilgisinin alınmasını sağlıyor ve observerlarda bu zamansal bilgiye uyarak çalışmalarını sergiliyorlar sevgili arkadaşlar. Tabi burayı çok fazla açmayacağım. Dediğim gibi bu yapılanmayı tam olarak anlayabilmek için gerçek bir operasyon üzerinden örneklendirme yapmamız gerekecek. Bununla ilgili bir çıtlatma yapacağım size. Şimdi slayta ilerlemeden önce şöyle bir örnek üzerinden gidelim istiyorum. Hemen şöyle geleyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir şu ana kadar bildiğimiz normal bir observable nesnesi ve observer tüketicisi oluşturalım ve bunun üzerinde scheduler kullandığımızda ne gibi bir davranış ortaya çıkıyor bunu inceleyelim. Şimdi gelin bir tane şöyle class diyelim. Observable diye bir nesne oluşturuyorum. Bunları biz önceki derslerimizde görmüştük. Haliyle şöyle geleyim. Hızlı bir şekilde bakın burada akışı oluşturdum. Şimdi akışa datalarımı vereceğim. Data.next diyerek değil mi? Örneğin 1.3.5 diye gidecek şekilde şöyle datalarımızı verelim. 1 dedik. Data.next 2 diyelim. Örneğin 3 diyelim. Akış sona erdiğinde ne yapmam lazım? Complete fonksiyonunu çağırmam gerekiyor. Doğru mudur? Evet, zaten biz bunu biliyorduk. Şimdi benim burada bir observable nesnem var. Sırada ne var? Bunu tüketecek olan bir tane observer fonksiyonu oluşturmak. Bunun için ne yapıyorsun? Subscribe oluyorsun ve subscribe'ın içerisine koymuş olduğumuz fonksiyon bizim observer fonksiyonumuz oluyor. Dolayısıyla geldim. Observable diyorum. Nokta subscribe dedim. Aha da buraya vereceğim fonksiyon ne olacak? Benim için observer fonksiyonu olacaktır. Yani bu şekilde nitelendiriyorduk. Gelecek olan dataları böyle data isimli bir parametre ile yakalayalım. Console.log diyerek mevcut dataları konsola yazdıralım. Şöyle bir çalıştırdığımda bakın görüldüğü üzere 1, 2, 3 diye değerlerimiz geldi. Burada şöyle bir davranış yapalım. Console.log diyelim. Tabii konsolu normal yazmam lazım. Console.log diyelim. Şimdi bunu şöyle bir örneklendirme üzerinden gidelim. Diyelim ki scheduler kullanılmayan diyelim ve ardından kullanılmayan şöyle bir yıldız koyayım. Çok önemli değil. Yani burada tabii yıldızı bu yazdırmadı. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar burada bu şekilde bir çıktı verdik. Hemen geliyorum. Bunun sonuna da bir tane daha yazıyorum. Şimdi hocam buradaki niyetin ne diye sorarsanız bakın arkadaşlar ben burada bir observable nesnem var ve buna direkt bir observer'ı bağladığım zaman arada herhangi bir zamansal, bir zamanlayıcı kullanmadığımızdan dolayı ilk önce observable nesnesi akışı sağlıyor ve ardından subscribe olunduktan sonra çıktı olarak şuradaki değeri görebiliyoruz. Doğru mu? Şimdi gelin bir tane scheduler kullanalım. Bunu da şöyle yapmak istiyorum. Şöyle console.log diyerek araya şöyle uzun yıldız koyalım.
Ardından bir tane daha observable nesnesi oluşturacağım. Şunu kopyaladım arkadaşlar. Şöyle geleyim. Buna da 2 diyorum. Gene 1, 2, 3. Complete dedim. Sıkıntı yok. Şimdi dikkat. Burada bir observer oluşturmam lazım. Şurayı tekrardan alayım arkadaşlar. Bakın kalıp gene aynı. Sadece 2'yi bu sefer subscribe olup observer'ımı burada bağladım. Şimdi burada yapacağım operasyon şu şekilde olacak. Ya kardeşim sen buradaki observable tüketirken şimdi bizim pipe diye bir operatörümüz var. Bunu sonraki derslerde göreceğiz. Pipe operatörünün içerisinde observeOn isimli bir fonksiyonumuz var. Bakalım bu pipe'la observeOn nereden gelmiş? Bakın yukarıya çıktığımızda observeOn fonksiyonu RxJS kütüphanesinin altındaki operatörlerden gelmiş. Haliyle bunu sonraki derslerimizde inceleyeceğiz. Pipe de zaten arkadaşlar gene kullandığımız bir operatör. Bununla ilgili sonraki derslerimde tekrardan bir temasta bulunacağım. Şimdilik bunlara girmek istemiyorum. Sadece şunu bilin. ObserveOn'un içerisinde ben şimdi bir scheduler tanımlayacağım. Örneğin async scheduler, bakın burada olduğu gibi. Bunu yazıyorum ve artık şunu demiş oldum. Ya kardeşim bakın bu da nereden geliyor? RxJS'in altından geliyor görüldüğü üzere. İlgili observable nesnesini tüketirken bakalım nasıl bir çıktı verecek. Şimdi şunu buradan kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Diyorum ki scheduler kullanılan diyelim. Kullanılan diyorum. Benzer mantıkla bunu aşağıya da kopyalıyorum. Şuraya gelip kopyalayalım. Bu niye böyle aşağıda kalmış? Şunu hemen düzelteyim. Şöyle gelmiyor mu? Gelmiyor. Neyse ziyanı yok. İki dediğimizden dolayı olsa gerek. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Bakın ikincisine bakarsanız scheduler kullandığımızda yapısı olarak bu şekilde bir çıktı veriyor. Yani burayı değerlendirirsek eğer ben belirli bir davranışa göre buradaki observable nesnesinin subscribe edilmesini kontrol etmiş oldum. Şimdi biz neye göre etmiş olduk? Birazdan bunu değerlendireceğiz. Hatta şimdiden geçelim ona. Bizim buradaki kullandığımız scheduler arkadaşlar async scheduler. Peki hocam bu ne demek? Görüldüğü üzere 4 tane scheduler türümüz var. Bu türler arkadaşlar queue scheduler, asap scheduler, async scheduler, animation frame scheduler. Gelin şimdi bunlar neymiş inceleyelim. Yapılacak işi kuyruğa almak istiyorsanız belli bir sırayla arka arkaya çalıştırmak istiyorsanız queue scheduler'ı kullanabilirsiniz. Asap scheduler ise mikro testler için kullanılan bir scheduler'dır. Mevcut işten sonra ve bir sonraki işten önce çalışan özelliğe sahiptir. Genellikle asenkron dönüşümler için kullanılmaktadır. Async scheduler ise arkadaşlar zaman tabanlı işlemlerde kullanılan bir zamanlayıcı türüdür. Set time out fonksiyonu var ya bizim JavaScript'teki. Bununla beraber çalışmaktadır. Haliyle biz genellikle asenkron işlemleri bununla gerçekleştirmekteyiz. Animation Frame Scheduler dediğimiz yapılanma ise browser'ın bir sonraki içeriği yeniden boyamadan önce tetiklenen bir scheduler türüdür. Değerli arkadaşlar. Şimdi bunlar çok mu önemli? Hayır arkadaşlar bunlara tek tek girmek istemiyorum. Bunlarla ilgili örnek vermek istemiyorum. Sadece scheduler dediğimiz yapılanmayı bilelim. Neye hizmet ettiğini bilelim. Bizim için yeterli olacaktır. Bununla ilgili şöyle bir günlük hayattan örneklendirme yapabiliriz. Bakın scheduler'ı nerede kullanıyoruz hocam diye sorarsanız. Bunları şurada kullanıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nasıl ki biz async scheduler'a şu pet'ten erişebildiysek diğerlerine de aynı şekilde bu pet'in altından erişebilmekteyiz. Örneğin bak asap yazdığım zaman zaten scheduler geliyor. Tamam. Bunlara çok fazla girmeyeceğim. Şimdi benim için önemli olan nokta şu. Bir örnek yapayım. Bu örnek üzerinden scheduler yapılanmasını daha net sizlere aktarmaya çalışayım. Şimdi burayı sildim. Arkadaşlar bizim için şimdi yapısal olarak hani birazcık örneklendirmeyi Angular üzerinden göstereceğim sizlere. Yapısal olarak bir Angular yapılanmasında bir component ayağa kalktıktan sonra herhangi bir fonksiyonu tetiklenmesini istiyorsanız after view init diye bir fonksiyon kullanabilmekteyiz. Şimdi on init neye yarıyor? Bilenler için anlatıyorum. Bir component ayağa kalkarken kalkmadan önce tetiklenen bir yapılanma. Bakın bu constructor'la karıştırılır ama nesne demiyorum. Component ayağı kaldırılırken neresi tetikleniyor? ng-onInit fonksiyonu tetikleniyor. Haliyle de bunun tetiklenebilmesi için ilgili component'ın onInit'ten türetilmesi gerekecek. Benzer mantıkla sen bir component'ı after view init'ten türetirsen bunun sana getireceği bir fonksiyon vardır. Bu fonksiyon sayesinde tabii bu fonksiyonu ekleyebilirsek evet bu fonksiyon sayesinde
Artık senin ilgili komponentin ayağa kaldırıldıktan sonra burası tetiklenecektir. Burada da gerekli ayarları yapabilirsin. Gene şöyle bir örneklendirme yapalım. Mesela bunu şöyle yapayım. Konsol diyelim. Konsol.log. İşte 2 diyeyim buna. Şuraya da 1 diyelim. Bakın o zaman aradaki farkı anlayacaksınız. Şöyle tekrardan bunu kaydedelim. Görüldüğü üzere öncelikle ng-onInit tetiklenmekte, ardından ng-afterViewInit tetiklenmektedir arkadaşlar. Şimdi biz bu interface'i kullanırken şu şekilde senaryolarda hata almaktayız. Ya bu arada ben buradaki yazı çok büyük olduğundan dolayı şunu şöyle küçültürsem eğer, evet burada çıktıları da rahat bir şekilde görebiliriz. Şimdi burada bir senaryo uygulayacağım. O senaryoda biz hatalar alıyoruz arkadaşlar. Aldığımız hatayı da nasıl çözebiliyoruz? Bunu da gösterirken scheduler üzerinden çözümü de sizlere sunuyor olacağım. Hani gerçek uygulamalarda bu noktalarda işimize yaramaktadır. Şimdi örnek veriyorum. Mesela burada bizim bir name değerimiz olsun. Bu name değeri herhangi bir boş dataya sahip olabilir. Bana ne lazım? HTML'e gidiyorum. HTML'de şöyle H3 diyelim. Merhaba diyelim ve buraya name değerini yazdırıyorum. Şimdi bunu yazdırırken biz ne zaman ki bu nesne ayağa kaldırıldıktan sonra bu fonksiyon tetiklenecek ya. Dolayısıyla this nokta name diyerek arkadaşlar burada ilgili değeri hani bir başlangıç değerini veriyorum. Örneğin Hilmi diyelim. Şimdi ben bu işlemi yaptığımda bakın şöyle bir hata alacağız. Burası bir çalışsın. Bakın görüldüğü üzere arkadaşlar hata alındı. Bu kronik bir hata diyebiliriz artık. Yani bu problemde bilinen bir hatadır. Hemen şöyle göstereyim. Expression change after it has been bilmem ne diye gidiyor. Şimdi bu hata bu durumda alınırken bunun 3 tane farklı çözümü vardır. Nedir diye sorarsanız arkadaşlar set time out kullanarak buradaki zamanı biraz daha geciktirip şu hatadan kurtulabilirsiniz bu bir. İkincisi change detection dediğimiz yapılanmayı kullanabilirsiniz. Ya da scheduler dediğimiz konumuzu kullanabilirsiniz. Bu üçünü de sizlere göstermeyeceğim. Direkt scheduler üzerinden gidelim istiyorum. Şimdi bak burada şöyle bir çözüm getirebiliyorsun. Async scheduler dedikten sonra schedule fonksiyonunu çağırıyoruz ve ardından arkadaşlar bu fonksiyonu çağırdıktan sonra şu şekilde bir çözüm getirebiliyoruz. Buraya bir tane fonksiyon veriyorum. Bu fonksiyon üzerinden ilgili işlemi gerçekleştiriyorum. Haliyle hatamız ortadan kalkacaktır değerli arkadaşlar. Tabi herhangi bir hata yapmadıysak görüldüğü üzere. Anlaşıldı mı? Şimdi burada Hilmi değeri de gelmiş oldu. Hem de hata ortadan kalkmış oldu. Benim şimdi bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla girmek istemiyorum. Şimdi bir sonraki dersimiz operatör üzerine olacak ve RxJS kütüphanesindeki mümkün mertebi bütün operatörleri inceliyor olacağız. Zaten RxJS kütüphanesinde bizim için asıl önemli olan olayın şah damarı diyebileceğimiz noktalar operatörlerimiz olacak. Şimdi gelin bir sonraki dersimiz olan operatörlerde görüşmek üzere diyelim. Faydalanmanız dileğiyle.